Merkez Bankası'nın son faiz artırım sonrasında yurt içinde mevduat faizleri biraz yükseldi. Bunu biliyoruz. Bu arada para piyasası fonlarında da getiriler arttı. Mevduat faizlerindeki artışa bağlı olarak dünkü videoda görmüştük. Bayramda beklemek için TL'deyseniz eğer para piyasası fonları yani faizi enstrümanlar fonlar iyi bir adres. Ama aslında şu anda Türkiye'de en iyi getiri onlarda değil gümüş yatırım fonlarında son 24 saatte burada görüyorsunuz %2.77 getiriyle Yapı Kredi'nin gümüş fon sepeti fonu en iyi getiriyi sağlayan yatırım fonu bütün yatırım fonları arasında ve diğer gümüş yatırım fonlarının da yine zirvede olduklarını görüyoruz burada fonbul.com'dan çıkardım niye çünkü ons gümüşte rally var altında rally var Altın da bu arada ons altında dünyada yine yeni bir zirvesini gördü. On yurt içinde gram altın bir miktar geriye gitti. Ama gümüş altından daha hızlı yükseldi. Son 24 saate ve son 2 yılın zirvesini gördü. Ons gümüş. 27 dolara yaklaştı. Bu son 2 yılın zirvesi. İşte altında ve gümüşte bir rally var. Ve bu rally'nin arkasında birkaç sebep var. Bunu sık sık söylemeye çalışıyorum. Bir kere sadece Fed'in faiz indirimlerine dair beklenti değil. Aynı zamanda jeopolitik risk yani Gazze Savaşı, İran'ın Büyükelçiliğinin İsrail uçakları tarafından vurulması, çok önemli bir İranlı generalin orada hayatını kaybetmesi, e bu arada Ukrayna'da olup bitenler. Bütün bunlar dünyada jeopolitik riski arttırıyor ve böyle dönemlerde yani savaş korkusunun arttığı dönemlerde altına ve gümüşe bir güvenli liman, kalemi geldiğini biliyoruz. İşte bu yüzden de altın gibi gümüş de yükseliyor ve son 2 yılın zirvesine işte bununla çıktı. Oysa bugün Amerika'dan Fed'in faiz indirimlerinin gecikebileceğine işaret eden bir veri daha geldi. Altta başında zaten vardı öyle bir veri. İmalat sanayi endeksi beklentilerin üzerinde gelmişti. Yani Amerikan ekonomisinin sanılandan daha canlı olduğunu göstermişti. Bugün de ADP adlı şirketin özel sektör istihdamı verisi açıklandı. Şimdi bu hafta en önemli veri Cuma günü açıklanacak olan Amerika'da tarım dışı istihdam. Fed'in çok yakından izlediği verilerden bir. Onun öncesinde bu da ona ışık tutan bir veri. Bu özel sektör istihdamını izliyor. Ve beklentinin biraz üzerinde geldi. Beklenti geçen ay özel sektörde 148 bin kişinin işe girdiğinin açıklanması biçimindeydi. 184 bin kişinin işe girdiğini ADP açıkladı. Amerika'da çarklar hızlı dönüyor. E böyleyse bu enflasyonist baskı üretir. Bunun sonucunda Fed'in Haziran'da başlaması beklenen faiz indirimleri ötelenebilir. Ve bu yıl beklendiği gibi 3 faiz indirimi olmayabilir. Nitekim bu veri sonrasında şu anlı türe piyasalarda Haziran'da faiz indirimi beklentisi %50'nin eşiğine kadar geriledi. dedi. Yani ya neredeyse bir tarım dışı istihdam işte Cuma günü eğer beklentilerin üzerinde gelirse Haziran'da indirim beklentisi hayal olacak. Ona rağmen işte... Ons gümüşte rally vardı. Ona rağmen bu arada ons altın yeni tarihi zirvesini gördü. 2288 dolarda. tarihi zirvelere doymuyor, rekorlara doymuyor. Buna karşılık kapalı çarşıda gram altın bugün yine geriye gitti. Yani ons altın rekor kırıyor ama gram altın patinaj çekiyor. Şu anda 2400 liradan satabiliyoruz. Dün bunun biraz üzerindeydi. Önceki gün bunun birkaç lira altındaydı. Yani burada 2400 lirada fiziki gram altın takıldı kaldı serbest piyasada kapalı çarşıda. Niye böyle oldu? Çünkü dövize göre de biliyorsunuz fiyatlanıyor. İşte döviz bugün gevşedi. Ona birazdan geleceğiz. Biraz daha gevşedi dolar kapalı çarşıda. Öyle olunca 10 altın tarihi zirveyi gördüğü halde fiziki gram altının işte bugün bir miktar geriye gittiğini, 2400 liraya bizim satış fiyatımızın indiğini gördük. Peki altın fonlarına durum nasıl? Gümüş fonlarına baktık. Son 24 saatte altın fonlarında, altın yatırım fonlarında kayıplar var. Bu liste son bir aydaki getirilerine göre sıralıyor altın fonlarının Türkiye'deki. Bunları Tefas Gov TR'den inceleyebilirsiniz. Ve aynı zamanda bankanızdan ya da aracı grubunuzdan yatırım hesabınız aracılığıyla bu fonları ya da diğer fonları dünkü videoda gördüğümüz para piyasası fonlarını alabilirsiniz. Ama şimdi gümüş fonları son 24 saatte %3'e yakın getiriler sağlarken son 1 haftada %5 getiri sağlayan gümüş fonu varken altın tarafında pek işler iyi gitmiyor. Son 1 ayın en iyi getirisini sağlayan Nurol Portföy'ün altın fonunun %1'in altında ve son bu arada 24 saatte de %1,5'dan fazla bu fonda ve diğer altın fonlarının bazılarında %1,5 civarında kayıplar var. Gördüğünüz gibi hepsinin isminde altın var ama hepsinin getirisi çok farklı. Yani son bir aya dahi baktığımızda %15 getiri sağlayan fonda var. Nural Portföy'ün altın fonu ama %11'in altında kalan fonda var. ICBC'nin, Çin Bankası'nın Türkiye'deki altın fonu. Ondaki getiri yine burada görüyorsunuz %10.92 son bir ayda. Niye böyle? Çünkü hepsinin isminin altın fonu olması hepsinin de altın aldığı anlamına gelmiyor. Altın fonları altının yanı sıra hisse senedi ve bu arada kıymetli maden cinsinden borsa yatırım fonları alabiliyorlar. Kıymetli maden kamu borçlanma araçları alabiliyorlar. Kıymetli maden kamu kira sertifikaları alabiliyorlar. Ve her fonun bu enstrümanlara ayırdığı oranlar kendi stratejisi kapsamında farklı oluyor. Burada işte son bir ayda geride kalan Çin Bankası'nın altın fonunda nelerin olduğunu görüyoruz. %9.32 hisse senedine yatırım yapmayı kendisindeki paraları tercih etmiş %47.54 kıymetli maden yani altın yani yarısını altına yatırmış. Daha sonra %2.15 kıymetli maden cinsinden borsa yatırım fonu ve %9.34 kıymetli maden kamu borçlanma araçları yani altına dayalı sertifikaları almayı tercih etmiş. Son bir ayda nural portföyün yaklaşık 4 puan gerisinde kalmasına yol açmış. Yani altın fonu almadan önce içinde ne olduğunu incelemenizde büyük fayda var. Aynı zamanda Yönetim ücretine kadar çok fark edebiliyor. Yani bazılarında %1, bazılarında %2 hatta daha fazla işte kategorisine göre değişiyor. %3 civarında yönetim ücretleri görebiliyoruz ve o da bizim getirilerimizden kesiliyor. Döviz ise Kapalı Çarşı'da dediğim gibi bugün biraz daha gevşedi. Akşam saatleri, çarşamba akşamı orada Kapalı Çarşı'da 31.92'den satabiliyoruz dolarımızı. Yani 32'nin altına indi bugün yeniden indi. Bankalarısı piyasada da yine bugün 32 liranın altına indi. Şu anda çarşamba akşamı 31.94'te olduğunu görüyorum. Niye gevşiyor döviz? Başka nerelere gittin Almanya'da mı? Aslan avına gittim. Ziya... Bunun 3 sebebi var gibi görünüyor. Biri tatil öncesinde yurt içinde vatandaşların şimdi yüksek faizi çünkü işte dünkü videoda gördüğümüz para piyasası fonlarında yıllık %55 civarında mevduat eşyelik getiriler var. Uzun tatilde uzun bayram tatilinde nasıl olsa altın ve döviz artmaz yerinde sayar diye düşünerek birçok tasarruf sahibi bari bu uzun bayram tatilinde param fonlarda ya da işte mevduatta değer kazansın para kazansın getiri sağlasın düşün öncesiyle TL'ye geçiyorlar. İkincisi bu arada dünkü videoda aktarmıştım, kapalı çarşıdan bir kaynağım TL'nin azaldığını çünkü şirketlerin bazı şirketlerin dövizden TL'ye geçtiğini, nakde sıkışan bazı şirketlerin dövizden TL'ye geçtiğini söylüyordu. Bu ikinci sebep. Üçüncüsü de bu arada az da olsa, biraz da olsa sıcak para girişi var. Bunu swap faizlerindeki para takası faizlerindeki gerilemeden görüyoruz. Şimdi bu üç faktör işte yan yana gelince döviz, dolar 32 liranın altına indi. Ama bu Bayram öncesi durumu yansıtıyor. Bayramdan sonra dövizde gerçek tablo ve rota ortaya çıkacak gibi görünüyor. Yani şu anki tabloya bakarak önümüzdeki döneme dair öngörüde bulunmak yanlış olur. Bugün enflasyon açıklandı bu arada. Enflasyon yüksek. Yıllık enflasyon TÜİK'in açıkladığı %68.50. İto İstanbul Ticaret Odası Önceki gün %78.25 olarak açıklamıştı ve bu arada en akta bağımsız iktisatçıların oluşturduğu araştırma grubu yıllık enflasyonu bugün %124.63 olarak açıkladı. Bu arada aylık enflasyonlara da bakalım çünkü orada TÜİK'inki beklentilerin biraz altında geldi. Mart ayı enflasyonunu TÜİK %3.16 olarak açıkladı. Beklenti %3.5 civarındaydı. İTO İstanbul Ticaret Odası %3.92 olarak açıklamıştı. Ve ENAG ise bugün Mart ayı enflasyonunu %5.68 olarak açıkladı. Şimdi son 3 ayda yani Ocak, Şubat, Mart'ta yani bu yılın birinci çeyreğinde toplam enflasyon sadece TÜİK'te bile %15'i geçti. %15.06. Peki %15'in üzerinde getiri sağlayan bir enstrüman Türkiye'de var mı? Son 3 ayda kıymetli metaller var. Borsa bir süredir kötü. Mevduat faiz tamam artıyor. Mevduat faizinde de son 3 ayda bu kadar getiri yoktu. Yani son 3 ayda parası mevduat faizinde tutanlar yine enflasyon karşısında eridiğini gördüler. Mevduat faizlerinin biraz daha yükselmesi gerekiyor. Amerikan borsaları ikinci çeyreğe yatay girdi. Şimdi bugünkü ADP'nin işte beklentileri üzerinde gelen istihdam verisi önümüzdeki cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde gelebileceği endişesini biraz doğurdu. Ve bu arada pazartesi günü açıklanan imalat sanayi endeksinin yine Amerika'da beklentilerin üzerinde gelmesi Amerikan ekonomisi canlı ve Fed'den beklenen faiz indirimi Haziran'da gelmeyebilir diye düşündüğü için piyasalar Amerikan borsaları ki gündür patinaj çekiyor. Onlar da bizim kapalı çarşıdaki gram altın gibi ama Unutmayalım ki ilk çeyrek Amerikan borsalarına çok iyi geçti. Hatta S&P 500 New York borsası endeksi 2019'dan bu yana yani son 5 yılın en iyi çeyreğini geçirdi. Bu arada bugün Amerikan borsalarının en dikkat çekici gelişmesi Tesla'nın %5 düşmesiydi. Çünkü bu birinci çeyrek teslim verilerini açıkladı. Birinci çeyrekte daha önce öngördüğü satış sayısının Tesla gerisinde kaldı. Tesla'da işler iyi gitmiyor zaten kötüydü ve bugün bir %5 daha bunun üzerine düştü Tesla hissesi. Amerikan borsalarında düzenli izleyicilerin bildiği gibi Midas'taki yatırım hesabınızla yatırım yapmanız mümkün. 1,5 dolarlık işlem maliyetiyle Tesla'yı ya da Apple'ı ya da Nvidia'yı ya da herhangi bir hisse senedini alabilir ya da satabilirsiniz. Midas'ta yatırım hesabı açmak için kullanabileceğiniz platformun linkini videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Geçelim Borsa İstanbul'a. Bugün Borsa bölümünün sonunda bu takas meselesini açıklayacağım. Takas avantajı nedir? Dezavantajı nedir? 8.964'ten başladı güne. Epey bir eksi. 0.84 eksi başladı. Bank endeksi 0.95 yüzde eksi. Sanayi endeksi yüzde bir eksi. Ve genel olarak gün boyunca işlem hacmi çok düşüktü. Ve endek 8900 ile 9000 arasında gitti geldi. En düşük 8903'ü, en yüksek 9018'i gördü. 9000 üzerinde kalamadı. Pozitif sektörler bugün bayram tatilinden olumlu etkileneceği düşünülen sektörler. Yani turizm, ulaştırma, ticaret. Yanı sıra iletişim ve bu arada spor. Pozitif ayrışanlar hacimli. THY, İşçe, Vestel, Tavanoğlu, Türksel, Telekom, Telekom. Odin yeni hisselerden tavan oldu. Bim, Kontrolmatik, Vera GYO, Jan Sapatek ve Alarko. Negatif ayrışan sektörler ise kimya, petrol, menkul kıymet ortaklıkları, kobi sanayi, elektrik ve holdingler ve hisseler Sahol, yani Sabancı Holding, Tüpraş, Zorlu, Dün Tavan Olan Agrot, Koç Holding, Tümosan, Peker GYO, Reader ve MIA teknolojiler ve bu arada altın sertifikasında yine bugün düşüş vardı. Destek 8950'de Direnç ise 900.000 yüzde ve bugün en fazla satanlar ünlü menkul 785 milyon liradan fazla. Karşısında alıcı Bank of America 1 milyar 87 milyon liradan fazla bugün alım yaptı. Ve Bank of America ne aldı? Bimaş işçiye Türksel, Vestel Türk Telekom aldı. HSBC de alıcılar arasındaydı. Ne aldı? İşçi Yapı Kredi Türk Hava Yolları Bimaş Pegasus aldı. Peki ünlü ne sattı? THY, Tofaş, Tüpraş, Bimaş, Yapı Kredi Bankası sattı. Para girişi olanlar Vestel, Bimaş, Türksel, Türk Telekom, Yapı Kredi, Garanti, Migros, Safol, Petkim, Pegasus. Para çıkışı olanlar Ereğli, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Tümosan, Oday, Zorlu Enerji, Koç Holding, Akbank, Enka İnşaat, Peker, GYO. Şimdi gelelim takas olayına. Takas nedir? Ama bundan önce borsadaki T artı 2 kuralını hatırlayalım. Biliyorsunuz borsada hisse senedi aldığınızda veya sattığınızda parası hesabınızdan 2 gün sonra çekiliyor ya da hesabınızda 2 gün sonra yatırılıyor. Şimdi bu normal dönemler için böyle. Uzun bayram tatillerinde borsa yönetimi buna bir ayar çekiyor. Bir gün belirliyor takas günü için. Ve o gün gerçekleştirilmesini öngörüyor. Şimdi bu bayram tatili için takas gününü 15 Nisan olarak belirledi. 15 Nisan. Yani çok geç bir tarih. Eğer kredili mal taşıyorsanız bu 10 gün boyunca 10 günlük tatil boyunca bunun maliyetine katlanacaksınız ki çok yüksek faiz kredili işlem yapanlar için ve o yüzden işte bu maliyete katlanmak istemeyenler satıyor ve yarın da satabilirler. Ama bir de bu arada burada avantajı da var takas işinin. Yani cuma günü aldınız 5'inde 5 Nisan'da yapılacak alımların takası da bu arada 15'inde gerçekleştirilecek. Yani malı aldınız ama parasını ta 15'inde ödeyeceksiniz ve o 10 gün boyunca uzun bir bayram tatili boyunca paranızı faizle tutabileceksiniz. İşte bu yüzden buna takas avantajı deniyor. Bu avantajdan yararlanmak isteyenlerin cuma günü alım yapmayı planladıklarını öngörüyoruz. Ne kadarlık bir avantaj derseniz bu Az buz değil yani şimdi bu aracı kurumlarına göre değişiyor ama mesela bir aracı kurumda bugün %48 faiz var. Yani cuma günü aldınız ama parasını 15'ine ödeyeceksiniz. ve O 10 gün boyunca %48 faizde paranızı nakdinizi değerlendirebilirsiniz. Bu da o 10 gün için %1.30'a karşılık geliyor yaklaşık. Yani 100 bin liranıza 10 gün boyunca 1300 lira faiz alacaksınız. Ya da 1 milyon liranız varsa 13 bin lira faiz alacaksınız. İşte bu avantajdan yararlanmak isteyenler cuma günü alım yapabilirler. Hepinize iyi bir akşam, iyi bir sabah diliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Yeniden görüşmek üzere.